Şşt. Senin masrafın çok, niye? He? Ben söyleyeyim mi sana niye? Çünkü bir yaştan sonra kendini iyi hissetmek için kozmetikten medet umuyorsun, parayı onlara gömüyorsun. Bak sen uzunu da yakarsın böyle Aslı. İleride başınıza iş alırsınız, ekonominiz çöker. Oğlum sen bizim için üzülme. Biz profesyonel insanlarız. Sen kendine bak. O muhallebici olmasa esas sen batarsın be, aç kalırsın. Hadi ya. Nasıl profesyonellikmiş bu ya Aslı ha? Madem o kadar profesyonelsin, niye babamın kredi kartını kullanıyorsun sarı? Ha? Bak hesap ekstresi masanın üzerinde duruyor orada. Yarısı senin harcamaların. Gömmüşün parayı parfüme kreme. O ekstra oraya nasıl geldi Volkan? Koşarak geldi. Sakladığın çekmece de buldum sarı. Özellikle getirdim kendisini. Ya Volkan manyak mısın sen ya? Babam görecek yine ekstrayı, kıyameti koparacak yine mi ayakkabı aldım bilmem diye. Niye onu oraya koyuyorsun, manyak mısın sen ya? Otur otur, orada iyi ya. Şeyden koyuyorum yani, babam böyle sana fırça atarken senin yüzünde çok nadir görülen böyle masum bir ifade oluyor biliyor musun böyle? Oo, süt dökmüş kedi hesabı. Onu görmeye bayılıyorum, en büyük zevkim bu benim. Ya sen rahat bıraksana beni. Bırak. Oo, anneciğim, babacığım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz de kardeşimle öyle bir kahvaltı olayına girdik. Böyle uzun uzun bir kahvaltı edelim dedik. Tabii 40 yılda bir araya geliyoruz. O yüzden bir çay daha, bir çay daha muhabbet uzuyor vallahi. Hayırdır ya? Cenazeden mi geliyorsunuz? Cenazeden geliyoruz tabii oğlum. Babanızın arkadaşı öldü ya. Gerçek cenazeden. Yok kızım, bugün provası vardı. Adam yarın ölecekmiş, hazırlık olsun dedik. Ayol tabii ki cenaze, hakiki cenaze. Babanızın liseden en eski arkadaşı Kemal Bey. Kalpten püf diye gitti vallahi. Ay yazık oldu ayol adama. Siz küçükken böyle yabancı çikolatalar, şekerlemeler falan getirirdi. Hatırladınız mı? Vallahi ben hatırlayamadım. Ama vücudunu unutmamış Volkan. Bak bütün çikolatalar bünyede olduğu gibi duruyor. Ne güzel espri. Ya adam öldü gitti, bir çikolatalar hatırlanıyor. Komik vallahi. Ay Tahsin'cim, sen cenazede de böyle olur olmaz her şeye güldün. Ne rahat adamsın. Ya ne yapalım ya? Aa, ölenle ölünmüyor ki. Aa, hayat kısa zaten. Vallahi. Hayattaki en eski arkadaşı ölmüş adam böyle mi olur? Tuhafsın vallahi şekerim. Ne bu? Ay. Babacığım, onlar hesap dökümleri. Aslı'nın son bir aydaki aktivitelerini içeriyor kendileri. Bir ayakkabı, bir çizme, bir ayakkabı daha. Şimdi bir dakika babacığım, işe ben yürüyerek gittiğim için tabiatıyla ayakkabılar çabuk eskiyor. O açıdan... Hesap mı veriyorsun bana? Hesap vermiyorum babacığım, yani hesap veremem ama şey yapabilirim. Maaşımdan size bir kısmını ödemek suretiyle. Kızım deli misin sen? Aa, güle güle giy. Ne hesap veriyorsun? Başka beğendiğin bir şey varsa git onları da al. Sıkma canını. Adam artık dalga geçiyor seninle ya. Ya ayıp, ayıp, utan ya. Aa, tabii koca kız oldun. Bağırıp çağıracak hali yok ki, ondan yapıyor böyle. Babacığım, arzu ederseniz hani fiziksel veya sözlü bir takım aktivitelerde bulunmak istiyorsanız Aslı'ya... ben sizin adınıza gönüllü olarak gerçekleştirebilirim yani. Şişt, Aytan, takılma kardeşine. Aa, harcayacak tabii. Benim bir tanecik kızım var. Onlara mı takacağım bu yaştan sonra? Babacığım, o zaman ben de bu güzel rüzgarlardan mütevellit sizden bir şey açıklamak istiyorum. Arabanın bu aralar frenleri tutmuyor, laçka olmuş, debriyaj da boş basıyor böyle. Ama bunun tabii benim geçen gün yaptığım minik kazayla bir ilgisi yok, hani bilginize yani. Ben bugün götürür servise baktırırım, sen keyfine bak evladım. Babacığım, benim de parfümüm bitmiş. Bir de bir iki kozmetik şeyim de var, onları o zaman ben kartla alayım bugün. Al kızım al. Ne istersen al. Ya babacığım, ben de bu akşam arkadaşlarla böyle bir yemeğe çıkayım diyorum ya. Çok bunaldım evde. Olur mu? Geç geleceğim yani. Tabii delikanlısın evladım, sen keyfine bak. O zaman babacığım ben de bu akşam şey yapayım. Cemre çık kızım, Cemre. Yazık tozun biraz. Evde bunalma. Ya ne biçim gençsiniz siz. Allah Allah. Allah Allah. Bir şeyler daha mı istesek acaba? Thank you.
Hayrola? Sen fasulye bayıklıyorsun. Oradan öyle mi görülüyor? Ya bu yaştan sonra fasulye basulye ayıklatmam ben garibim. Bırak şu fasulyeyi. İstemiyor musun zeytinyağlı fasulye? Etli yapayım o zaman. Bırak İrfan, bırak. Bundan sonra restoranlardan yemek yetmeliyiz biz. Mesela bir gün karides, ertesi gün ne bileyim paça çorbası. Paça çorbası mı? Hayır, canım istedi birdenbire. Yani canımız ne istiyorsa onu getirtelim. Sen evde yemek yapma. Gezelim tozalım. Aa, yok yok, ben yine yapayım bu fasulyeyi. Bir tek paça çorbasıyla olmaz, çocuklar doymaz. Yani eşek kadar oldular. Ziftin peki diyesinler. Bak, bak sana ne aldım. Ne o, paça mı? Aa, hediye mi aldın Tahsin? Aç, aç. Aa, bakayım. Aa. Doğum günüm için aldın da erken erken mi veriyorsun Tahsin? Bundan sonra sana her gün bir hediye alacağım. Tahsin. Ben hasta mıyım? Aa, Allah muhafaza. Nereden çıkardı hastalığı? Senin hayatında başka biri mi var? Dost mu tuttun Tahsin? Aşk olsun, nereden çıkardı ayol? Karımızı seviyorsak ona bir hediye alamayacak mıyız yani? Ayrıca kendime de bir hırka aldım. Kaşmir. Ne? Kaşmir? Kaşmir ha. Kendine kaşmir hırka mı aldın? Tabii. Biraz pahalı ama olsun. Bundan sonra o kaşmir... Yüzden başka hiçbir şey giymem valla. Eski elbiselerin hepsini atacağım. Ne o öyle eski püskü? Ay bu çok güzel. Şıngırtıları da var burada. Buraya? Hı hı. Ha. Sonra şuna. Evet, sonra buna. Peki bunun fotoğraf nereden çekeyim? Şuradaki düğmesinden hem fotoğraf çekiyorsun böyle çıkıp diye... ...hem de video camera olayına geçebiliyorsun. Ay çok şirin ayol, renge bak, maviş maviş. En son modelleri almışız değil mi senin? Tabii paslamayacağım ya, paraya kıymışsınız falan yani. Bir de artık atın o ezik püskü telefonları da kurtulun diyorum yani. İşte daha yeni modeli çıkacak, onu da alırız değil mi İfo? Merhaba baba. Siz mi geldiniz çocuklar? Bak, bak. Aslı, şalıma bak. Kaşmir. Babanız her renginden aldı. Yumuşak yumuşak. Babacığım, arabayı göremedim aşağıda. Serviste mi hala? Gülüyorsunuz da baba, akşam çıkacağım ben arkadaşlarla. O açıdan soruyorum, nerede araba? Baba, bizim yerimize de bir kırmızı spor araba park etmiş ha. Gördüm, gördüm. Güzel bir spor araba değil mi fevkalade? Yani güzel bir araba da yarına kadar çekmezse ben indiririm onun lastikten. Orası bizim park yeri. O araba bizim ayol, bizim. Ne? Tabii. Babanız bizim o eski külüstürü satıp yerine onu aldı. Kubilay'ınkinin bir alt modeli falan yani. Bir alt modeli mi? Hay Allah. Bilsem üst modelini alırdım. Hay Allah. Yaşa baba vallahi ya. Arkadaşlara ne biçim hava atacağız şimdi sayende. Vay be, yanıyor be. Kırmızı kırmızı. Selin, bir tur bindireyim mi seni kız? Önce beni bindir be. Kardeşini. Dur ne yol, ne yapıyorsun? O araba benim, benim. Babanız akşam beni gezdirecek o arabayla. Zaten iki kişilik oğlum. Aa, biz ne yapacağız? Canım, sana da ikinci elden yerli bir şey alırız. Yahut para biriktir, kendin al. Taslamcam, benim bir fikrim var. Yani çok da havalı olur. Motosiklet alsanız da kendinize. Ay yok artık. Vallahi güzel fikir ha. Atlarsın arkama gezeriz. Ay yok Tahsin'cim. Benim ödüm kopar. Ne o? Kurye gibi. O zaman ben kendimi alırım. Atlarım üstüne. Mahalleyi gezerim. Hey! Abi dünyaya bir daha mı geleceğiz canım? Hadi İfo. Hazırdan kalkalım gidelim. Babacığım bir dakika. Dükkanla ilgili bir mevzu vardı. Ben sizle onu konuşmak istiyordum da. Ay şimdi işte yüzle uğraşamam. Biz gezmeye gidiyoruz. Sen hallet işte. Ya Beyoğlu'na gidiyoruz. Siz hep gidiyorsunuz ya, merak ettik. Babanız da beni bu akşam götürecek. Yeni bir restoran açılmış. Mikime mukime bir şey. Oraya gidiyoruz. Herkes oradaymış. Hadi İfo, kalkalım. Hadi. Hadi iyi geceler.
geceler. Gel Dasim'cim gel. Babama ya. Aman sus Aslı. Hiç sesini çıkarma. Yemin ediyorum zor zapt ettim babanın kızım. Evden çıkartıyordu beni neredeyse. Neymiş efendim? Bütün duvarları yıkıp evi böyle tek daire yapacakmış. Bu duvarları da yıkacakmış. Komple cam yaptıracakmış. Oturup böyle caddeyi seyredecekmiş falan. Kızım telefon melefon ayağına var ya türlü yalakalık yaptım. Bir saattir zor vazgeçirdim falan yani. Yok efendim bir de benim salonumu böyle balo salonu yaptıracaklarmış. Hipotezden tango yapacaklarmış. Ay hepten kaybetmişler kendileri. Andropoz mu acaba Volkan? Başka marka o araba. Ama bu da 300 falan yapar bence. Olmadı ben şu motora asılayım ya. O da güzel alet abi. Motor abi yani. Havalı. Çok iyi taşıdınız Tahsin Bey. Sağ olun. En son moda kıyafetler bunlar demek. Milano da artık erkekler bunları giyiyor. Ya, bana da yakıştı diyorsunuz yani. Fiziğinize uydu bence. Ha, iyi. Zaten mühim olan ruhunuzun bunu taşıması. Ben de hep aynı kıyafetleri giymekten bıkmıştım. Benim bir terzim var Beşiktaş'ta. Senede iki kat elbise diktiririm ona. Bir yazlık bir kışlık. Hayır, geçerken de beni teşvik eder. Dükkanınızı gördüm. Bir gireyim bakayım dedim. Çok iyi ettiniz. Artık gardırop danışmanlığınızı biz üstleneceğiz. Hayır, hayır, hayır. O ne ayol? Günaydın Rifo. Ay ben hala rüya mı görüyorum Tahsin? Bak bu hanımlar modacı. Aa, modacı mı? He ya. Gardırobumu baştan aşağı değiştiriyorum. Ya eskiden beri heves ederdim İtalyan elbiseleri giyeyim diye. Milano'da herkes öyle giyiyormuş çünkü. İtalyan olunca böyle mi oluyor? Aa, ya Milano'da bütün erkekler böyle dolaşıyor. E, hanımefendiye de dikelim birkaç takım. Hem fiziği de her modele çok uygun. Teşekkür ederim. Evet öyle derler. E, insan ince olunca. Diktir diktir. Sen de gece elbiseleri diktir. Biz efendim çok gezeriz. Mesela dün akşam neydi oranın adı? Ay Beyoğlu'nda bir yer. Herkesler orada. Çok geç yattık yani. Hakikaten perişan. Ay affedersiniz bir şey içmez misiniz? Bir espresso alırım ben. İtalyan ya. Milano'da bütün herkes onu içiyormuş. Biz onu bu evde yapabiliyor muymuş? Makinesi varmış. Ya hemen aldıralım bir tane en iyisinden. Biz de içeriz falan. İçeriz biraz. Ah Tahsin'ciğim, tam hayallerimdeki gibi bir gece yaşıyorum vallahi. Daha neler neler yapacağız beraber görürsün. Ayol gençliğimizde yapmadık böyle şeyler ilahi. İşte hata etmişiz. Bundan sonra acısını çıkaracağız böyle. Aman saçlarımıza ak düştükten sonra. Tahsin? Ya. Ayol senin saçındaki beyazlara ne oldu? Benim saçımda beyaz yoktu ki hayatım. Ah. Nasıl yoktu ayol? Boyadın sen saçını. Abi, tıraş oldum kaybolmuştur yani şey etmiştir. Hadi Şerefe. Şerefe. Ay affedersiniz siz de böyle ayakta kaldığınız aç bir ilaç bir dolma almaz mıydınız? Onlar onu ben vallahi bizatihi ellerimle sardırdım. Ötekiler gibi restorandan gelmedi. Görev başında yemeğim. Ha? Aha bak ne var? Soşit, şişo. Ne? Japon yemiyor canım. Çocuklar yiyor ya her zaman aslı filan. Biz de deneyelim. Bir daha gelecek değil ya dünyaya. Ay sushi, sushi. Ha, ne bileyim sushi. Ben bir şeye de benzemiyor ama. Al. Sopalarla mı alacağız? Dur.
Ha? Ay bu ne ayol? Yosun kokuyor mu ya? Ay çok kötü, bir de para veriyorlar bunu yemek için. Denemediğimiz için bir şey kaybetmemişiz yani. Allah Allah, yanlış eve geldik galiba. Ay baba, saçına ne oldu ya? Bir şey oldu yok. Aa, ya evde biz yalnız kalamayacak mıyız yani? İyi o zaman, ben de çıkayım Cem'le buluşayım. Buluş kızım, buluş. Ya baba, niye hiç ilgilenmiyorsunuz bizle? Niye sormuyorsunuz nereye gidiyorsun diye? Belki adam beni alıp eve atacak. Ne? Öldürürüm lan ben onu. Yani elin adamın belli mi olur ne yapacağım? Hayatımı sizin peşinizden koşmakla geçti. Ne isterseniz yapın, hayat kısa. Aa, bir de 30 yaşına gelmiş, hala benden niye ilgilenmiyorsunuz diyor. Babacığım, niye böyle konuşuyorsunuz ya? Daha 30 olmadım biliyorsunuz. Aa, nasıl unuttum yahu? Unutmayın lütfen yani, daha 29'um ben, kaç ay var ya? Onu değil yahu, İfo'ya bir hediye aldım, onu unuttum ben ya. Yine mi? Anne, babamın kafasına bir şey mi düştü? Ne oluyor böyle ya? Şşşt! Ayol, adam bana... Efendim, siz biraz da mutfakta çalın, öyle dinleyelim. Mutfakta mı? Evet, tabii mutfakta. Böyle mutfaktan gelsin kemanın sesi. Kemanın sesi mutfaktan hoş gelir. Ay orada da dolma var, sarma. Yiyin vallahi, aç bir ilaç kaldınız burada. Ayol, çocuklar, babanız yıllar sonra tekrardan bana aşık oldu. Niye kıskanıyorsunuz? Ay anne, kıskanmıyoruz ama adam deli gibi para harcıyor ya. Sana harcamıyor, bana harcıyor diye, değil mi? Ayol, hali vakti yerine bir adamla evlendiğimi hissediyorum son 3 gündür. Senin Amerika'daki okuluna her ay bilmem kaç dolar öderken iyiydi ama. Yalnız anne, ben Amerika'da falan okumadım yani. Bana öyle bir masraf yapılmadı. Umarım içeride bir birikmiş paramız vardır. Toplu olarak alabilirim yani. Ya anne, adamın kılığına, kıyafetine baksana, bir şeyler oldu. Bak saçını maçını boyuyor. Hayır, parayı da savuruyor böyle. Sen endişelenmiyor musun? Hayır efendim, hiç endişelenmiyorum. Adamın genç karısı var. Onu elinde tutmak için böyle hediyeler filan alıyor. Ne var bunda? Genç karısı sen misin? Herhalde. Yan yana görünce ne kadar göze batıyor. Farkında değil misiniz yani? Ya anne, ben de endişeleniyorum. Motosiklet alma merakı falan. Bunlar sakat işler yani, motor... Geldim. Ay bu ne? Bak bakalım beğenecek misin İfo? Aa! Yine mi hediye ayol? Korkma şekerim, bir yere gitmeyeceğim. Korkma. Aç, aç. Aa! Ay vallahi kalbim duracak. Aa! Pırlanta! Oha! Falan olduk yani. Kal geldi. Ayol bu ne? Liz Taylor'un mücevherleri gibi ayol. Liz Taylor kimmiş benim İfo'mun yanında? Babacığım, ne kadar pahalı bir şey o değil mi? Yani babacığım, bayağı bir birikmiş paramız varmış kenarda köşede. Yani bir toplu bir güzellik yatıyormuş bir yerlerde belli. Ama sıkışırsam satarım bir iki daire, nedir? Olur biter, mezara mı götüreceğim? Daire mi satarsınız? Yapmayın baba ya. Mücevher için daire mi satılırmış ya? Aa. Babacığım, biraz geleceği de düşünmek lazım yani, değil mi? Ay siz böyle burada dikilip duracak mısınız? Biraz özelliği hayata saygınız olsun canım. Nereye gidelim? Allah Allah. Her akşam çıkmak için can atarlar, bu akşam yer bulamadılar. Dükkana gidin. Belli ki burada bu akşam romantik bir hava var.
Kaçta gelelim? Geç kalmayalım mı? Ya kimsenin umurunda değil ki ya. Korkuyorum bu salona girmeye Aslı. Her seferinde ayrı bir manzara. Ne oluyor ya? Anne sabah sabah şampanya mı içiyorsunuz? Oldum olası merak ediyorum. Şimdi hani filmlerde böyle havyanlar şampanyayla kahvaltı ederler ya. Bir deneyelim dedik. Ya anne, balık bana kokar şimdi sabah sabah ya. Tost falan yok mu? Tost yesem ben. Vallahi ne istersen ye oğlum. Fena mı? İçtiğiniz havyarlar bize kalır. Baba, affedersiniz. Siz biraz son zamanlarda har vurup harman savurmuyor musunuz? Yani karışmak gibi olmasın. Onu karışmak gibi oluyor. Yahu kendim kazandım, kendim yiyorum. Ne var? Oh, ne demişler? Mal sahibi, mülk sahibi. Hadi bunun ilk sahibi. Heh. Ben de o konuyla ilgili bir şey söyleyecektim babacığım size. İyi oldu konuyu açtınız. Biz Taceddin'le bir ortaklık planı içerisindeyiz. Bu konuda biraz size bir şeyler anlatmak istiyorum ben. Hiç bahsetme oğlum. Ama babacığım gerekli çalışmaları yaptık. Yani biz empati... fizil, stabil... Fizibilite. Fizibilite çıkarttık. Çok güzel çıktı. Boşuna uğraşma evladım. Ben muhallebiciyi satacağım. Ne? Ne? Tabii satıp annenle beraber dünya seyahatine çıkacağız da. Bir yıl falan buraya gelmeyeceğiz. Ay Venedik'e falan da gideceğiz. Gondola falan dolaşacağız. Ben ne iş yapacağım? Vallahi ne istersen yap. Sen de zaten muhalifci olmak istemiyordun ki. Neyse bol bir iş yap. Ya baba bana kimse iş vermez ki ya. Ben bütün gün evde oturup ay başına kiralarımı toplayacağım yani. Kiraları da toplamayacaksın oğlum. Biz dünya seyahatinden döndükten sonra bütün daireleri teker teker satıp yiyeceğiz. Ne bu canım? Aa, ya biraz da biz oh diyelim. Baba yalnız aile servetini yiyorsunuz ya. Ama kolay kolay bitmez bizim servetimiz. Yeter de artar bile. Şurada kaç senemiz kalmış Allah'ını seversen. Hah, yaşadığımız kadar yaşayacak değiliz. Sonrasında kendiniz düşünün artık. Aman ne. Kaç kalk Yufa, kalk gidelim. Hava soğuk diye babanız bana kürk alacak. Kürk mü? Kürk tabii, ne var? babacığım, acaba kürkü de bu deri pantolonu aldığınız yerden mi alacaksınız? Ne var oğlum? Motora binerken rahat oluyor. Her şeyin bir usulü var ya. Aa, bir usulü, bir yakışanı var. Doğru vallahi, yakışanı var. Ya babacığım, motosiklet biraz tehlikeli değil mi? Yani Allah korusun kaza yapacaksınız. Yok canım, bisiklet gibi. Böyle kenardan kenardan gidiyoruz. Motorcu felsefesi. Hızlı yaşa, genç öl. Baba artık onun için çok geç. Bak, nasıl insanın hevesini kaçırıyor. Ay canım. Yürü Yufa, yürü. Tamam, tamam. Zaten bir an önce çıkalım. Senin bacakların terlemiştir evin içinde. Yuhuu! Ne yapacağız Volkan ya? Vallahi ben Cimri babamı geri istiyorum ya. Bu kabus bu be. Öyle oldu, Allah Allah. Ya işte anneme yeniden aşık olmuş, öyle diyor. Ama bırak Allah aşkına, kaç sene sonra mı aklı başına geldi? Kızım senin hesap ekstradını gördüğünden beri böyle delirdi yani. Bize inat mı yapıyor, ne yapıyor? Ne bileyim kızım, bunlar harcarsa ben de harcarım mı diyor. Ne diyor, cenazeden geldiğinden beri kafayı yedi adam. Cenaze mi? Ha işte en yakın arkadaşı rahmetli olduğu gün. Hatta çok umurunda da değildi yani. Ah umurunda olmaz olur mu Volkan? En eski arkadaşı ölmüş adamın. Aa, tırstı tabii. Çok etkilendi olaydan. Etkilenmemiş gibi yapıyor. Hayata bağlanayım ayakları. İki günlük ömrümüz kaldı falan ayakları ondan o zaman. Tabii onun için iki lafın biri mezara mı götüreceğiz? Üç günlük ömrümüz kalmış bilmem ne öyle söylüyor ya. Hay Allah.
ne yapacağız şimdi Aslı? Böyle ne bileyim hani geride kalıcı bir şey bıraktığını falan hissetse düzelir mi biraz bilmiyorum ki. Böyle hani hayatını dolu dolu yaşamış falan mı hissetmesi lazım? Ha. Ay benim aklıma bir şey geliyor aslında ama. Aslında ben de bir sinerji olayına gireyim diyorum ama. Yaşam boyu başarı ve meslek onur ödülü ha. Evet babacığım, sizi layık görmüşler. Ya baba, ya kolay mı? Bir ömür süren değil mi kalite ve düzeyin, efendime söyleyeyim, şöhretin timsali bir mekan ya. Tabii yani bir yerde ölümsüz bir eser. Nasıl diyeyim, böyle yıllarca asla unutulmayacak bir abide değil mi? Evet, nesillerden nesillere geçecek bir kalitenin timsali. İnşallah bu gece bir büyük törenle ölümsüzleşeceksiniz baba. Gastronomi tarihinde altın bir sayfa. Evet, insanların üzerinde bir beyin fırtınası yaratmışsınız babacığım. Yaşam boyu başarı ve meslek olur ödülü ha? Ya. Ay Tahsin'cim, bu akşamki ödül törenine şu yeni kürkümün içine bir de tuvalet alsam giysem. Tuvalet mi? He. Aa ne lüzum var anacığım, senin bir sürü giyeceğin var. Onlardan birini giyiver. Hangisini? Canım şey var ya, böyle işlemeli bir şey var. Bana da smokin lazım ama bir gece için değmez. Ah. Ben kiralarım smokini, hadi. Ay hangi işlemeli elbise? İnşallah ya. Oldu bu iş Aslı, oldu. Ben hissettim. İyi o zaman ben de şimdi muhallebiciye gideyim. Şişt, bana bak. Sen bu işi ayarlasın diye Fatoş'a ne verdin ya? Gelecek ay bütün yazıları ben okuyup düzelteceğim. Fatoş kayağa gidecek. Acaba bu akşam bizim fotoğrafta olur mu orada? Çekerler mi bizi, ne diyorsun? Aman be. Ay harika bir gece. Tebrik ederim babacığım. Volkan niye babamın yanına sahneye çıkmaya kalkıp bizi rezil ediyorsun ya? Ne diyorsun Aslı sen ya, ha? Ben muhallebicilerin şey değil miyim yani, işletmesi değil miyim? Zaten izin vermediler ki çıkmama, engel oldular. Doğrusu çok güzel bir geceydi. Benim için unutulmaz bir geceydi. Ay seni ayakta alkışlarlarken ağladım vallahi. Öyle büyük bir jürinin beni seçmesi bir olay, büyük bir olay. Babacığım tabii kim bilir ne elemeler yaptılar günlerce. İşte demek ki İstanbul için bir lezzet abidesi yapmışız. Muhakkak babacığım. Bir insan tabii böyle etrafında kayıplar olunca ölüme daha yakın gibi hissediyor bu yaşlarda. Aa. Tabii ama işte böyle ödüller insana hani boşuna yaşamamışız. Boşuna çalışmamışız duygusu veriyor insana. Çok önemli. Ya çok önemli. Ne enteresan değil mi Aslı bak? Biz böyle düşünmemiştik. Son günlerde benim bir ölüm korkusu sarmıştı. Paraları saçıp savurdum doğrusu. Aa, onun için mi dersin? Tabii ya, başka ne için olsun. Ama bu akşam iyiyim. Aa, bir de masraf ettik biliyor musunuz? Bakın çocuklar, o motosikleti iade ederim. Arabayı da dönüşümlü olarak kullanalım. Seyahatine çıkmayalım. Ben bir şey satmak istemiyorum. Hele ki muhallebici. Ya o benim eserim o. Çok şükür. Bir süre para da harcamayalım. Bayağı açıldık çünkü. Ben de şu kiralık smokini çıkarayım. Deli pantolonun yüzünden bacaklarım pişik oldu. Rahatsız ediyor. Oh. Ay o ödülü aldı değişti adam. Ne güzel seyahate gidecektik. Anne. Ödülü biz ayarladık. Ne? Ödülü diyorum. Biz ayarladık. Ha?
babam kafayı yiyince de anladık tabii arkadaşı öldü diye bir adamın böyle olduğunu. Hemen Fatoş'u ayarladık, ödül mödül işi kurtardık anne. Venedik. Ya anne bırak Venedik'i falan ya. Gereksiz masraf. Dünyanın bin bir türlü hali var. Allah korusun yarın öbür gün parasız falan kalırız. Aa. Neyse canım. Kürküm var. Ha? Kolyem var. Bir iki yere gittik. Onlar da bana kar kalsın. Hayır bunca yıldır hiç bu kadar ilgi görmemiştim. Çok güzel. Artık ölsem de gam yemem. Ya ne diyorum biliyor musun? Şey derim, o arabayı da geri verelim, daha ucuzunu alalım. Olur mu baba ya? Ben kullanacaktım o arabayı. Ne yapıyorsun oğlum? Biz o kadar zengin değiliz. Ya 100 yaşına kadar yaşarsak? 100 olur mu babacığım? Şu anda doktorlar sağlıklı bir insanı 120 yaşına kadar yaşatabiliyorlar. 120 mi? Tabii. Yani tıbben böyle bir ihtimal var. Oh, bittik biz ya. Niye baba? Yahu lüzumsuz harcadık. Ne kafa, ne kafa. Yok, kolyeyi geri veririz. Zaten kuyucu da yabancı değil, alır o. İfo, kürkü de geri verelim. Ay niye Tahsin? Anacığım, gereksiz masraf bunlar, gereksiz. O kadar yıl nasıl yaşarız? Aç kalırız, aç. Acaba şalları geri alırlar mı? Dur ben bir hesap yapayım bakayım. Ay o kadar fazla harcamadık Tahsin. Kemancı'dan parayı geri alamayız tabii. Bakın çocuklar, yaza kadar 5 kuruş istemeyin benden. Yani buz gibi soğurum sizden. Ay Tahsin'cim. Bari kolyem kalsın. Vah vah vah. Deri pantolon esnedi tabii, almazlar. Bravo çocuklar. Hakikaten. Çok başarılı. İyi düşünmüşsünüz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Şeker yavrum. Yok anne sağ ol. Sen? Ben yemeyeyim anne. Hakikaten çok güzel fikir. Çok düşünmüşsün. Harika düşünmüşsün. Aferin size dahi çocuklar.